Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir AutoCAD 2022 eğitim videosuna hoş geldiniz. Bugün ikinci videoda ilk videoda gördüklerimizin üstüne ekleyerek daha fazla şey öğreneceğiz. İlk videoda neler öğrendik? İlk videoda program nasıl kullanılır? Mouse, işte line komutu, buradaki çeşitli modları ve kaydetmeyi, dosyaya isimlendirme gibi şeyleri gördük. Onları da izlemek için sağ üstte çıkan i butonuna tıklayarak oradan o videoya gidip onu da izleyebilirsiniz. Onu izleyip bu videoya gelmenizi tavsiye ediyorum. Sıfırdan AutoCAD'e başlamış olacaksınız. Videoya geçelim. Evet, hatırladığınız gibi önceki videoda line komutunu gördük. Line komutuyla nasıl düz çizgiler çizeceğimizi, onlara ölçülendirme vermeyi, polar tracking'i, orto modu, object snap gibi özellikleri gördük. Bu videoda draw kısmındaki diğer şeyleri, birkaç ekstra özellik göreceğiz ve bu videoda biraz daha hızlı devam edeceğiz. Bir önceki videoyu kendim izledim, biraz yavaş anlatmışım, onu fark ettim. Bir önceki videoda gördüklerimizin üstüne koyarak gideceğiz. Bu videoda neden neyi nasıl yaptığımı her şeyi tek tek söylemeyeceğim. Şimdi burada object snap ayarlarını görmüştük. End point, mid point, işte çizdiğimiz çizimlerin şekillerin nerelerinden nasıl tutacağını, otomatik olarak bize yardımcı olacağını seçmiştik. Şimdi şu şekilde bir çizgi çizdik. Bu çizgiyi çok büyük tutmak istemiyorum. Şöyle 100 yapacağım. Bu şekilde 100 yaptım. Gördüğünüz gibi küçük oldu. Buna yaklaşmak istiyorum. Böyle tek tek mouse'a da yaklaşabilirim veya mouse'un orta tekerleğine iki kere tıklayarak bu şekilde direkt çizimi ortalayabilirim. Hemen polyline komutuyla başlayalım. Önce bir line'la şuraya şöyle 100, 100, 100 ve 100 şeklinde bir kare çizdim. Hemen onu polyline'la yapıyorum. Böyle yanına yapacağım. Şu ayarı açtıktan sonra gördüğünüz gibi yanında bir çizgi oluşmaya başladı ve onunla aynı doğrultuda yapabilirim. Polyline'la yapıyorum. Ve polyline'la da bir kare çizdim. Soldaki kare line'la çizilmiş, sağdaki polyline'la. Aradaki fark ne? Bakın şöyle geldiğim zaman, seçmek istediğim zaman gördüğünüz gibi buradaki her bir kenarı, yani her attığım line çizgisini tek tek seçebiliyorum. Lakin polyline'a geldiğim zaman hepsini bir bütün olarak kabul ediyor. Yani polyline'den çizdiğiniz çizgiler birbirine bağlı. Line'la çizdiğiniz çizgiler birbirinden ayrı şekilde oluyor. Polyline'ın line'dan farkı budur. İkisini de sildim. Hemen circle'a geçelim yanında. Burada gördüğünüz gibi altında bir ok var ve çeşitli seçenekler bulunuyor. Center, radius, center, diameter. Bu ikisi arasındaki fark sadece yarıçap ve çap ayarlama şeklinde. Center Radius'a bastım. İlk başta zaten bize direkt seçilmiş olarak, yani burada bu kısma bastığınız zaman direkt bu gelir. İlk başta standart olarak. Diyor ki bize Specify Center Point for Circle veya diyor or diyor koordinat gir. Burada bize Center yani merkezi soruyor. Merkezi bir kere tıkladıktan sonra oluşturuyorum ve ardından bize Specify Radius of Circle diyor. Yani bize burada Circle'ın Radius'unu gir diyor. Yarıçapını. Radius İngilizce'de yarıçap demek. Mouse şöyle çektiğim zaman gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlayabiliyorum. Özel bir ölçü girmek istediğim zaman, önceki videoda söylemiştim, direkt klavyeden girdiğiniz zaman bu o kısımda kabul ediyor. Ne girmek istiyorum ben buraya? 50 girmek istiyorum. 50 dedim. Enter'a bastım ve gördüğünüz gibi 50 yarıçapa sahip bir daire çizmiş oldum. Hemen şöyle, burada circle'ın altına girdim, diameter'ı seçtim ve bunun merkezine seçmek istiyorum. Burada hemen bu kısımdan center'ı göreceğiz. Center'ı açtığınız zaman, yani bu pencerenin altında, Object Snap penceresinin altına girdiğiniz zaman ve buradan Center'ı açtığınız zaman ve buradan tekrar bir Center çizmek istedim ve böyle gördüğünüz gibi bize oradaki dairenin Center'ını gösteriyor. Buraya tıkladım ve ikisini de aynı merkezden farklı bir daire çizmek istiyorum. Burada dediğim gibi diameter yani çapını soruyor. Biz burada çapına 50 girdiğimiz zaman bu dışarıda çizdiğimiz şekli 50 yazarak çizdik ama yarı çapına 50 girdiğimiz için bunun çapı 100 oldu. Aşağıdakini diameter'la çizdik. Ona da 50 girdiğimiz için yarı çapı 25 oldu ve o şekilde küçük oldu. Bu ikisinin arasındaki fark budur. Hemen alt seçeneklere inelim. Two point yani iki nokta seçerek bir daire oluşturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada örneğini gösteriyor zaten. İki nokta seçiyorsunuz ve onun arasında daire oluşturuyor. Basalım. Diyor ki dairenin çapının ilk noktasını seç diyor. Buradan geldim ve şu an tutabileceğim burası var. Center. Bu çizdiğimiz dairelerin merkezi. Buna bastıktan sonra mouse'u da kaydırdıktan sonra gördüğünüz gibi dairenin bir kenarını o merkeze yapıştırarak bir daire çizmemi sağlıyor. Burada da şu an ikinci noktasını seçmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde seçerek bir daire oluşturdum. Bunu hemen siliyorum. Hemen 3 point'e geçelim. 3 nokta. Burada da aynı şekilde 3 tane nokta seçerek bir daire oluşturuyorsunuz. İlk noktayı seçtim. Ardından ikinci noktayı soruyor bana. Ben şöyle bir şey yapacağım. Kuadrantı açacağım. Kuadrantın ne işe yaradığını görelim. Kuadrantı açtıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde bir şekille bana kuadrantı gösteriyor. Kuadrantı seçtim ve ardından
Daireyi nasıl çizeceğimi belirliyorum. Bu da üçüncü noktası. İsterseniz tam bu şekilde ortada oluşturabilirsiniz veya buradan çekip bu iki noktaya temas etmesini sağlayıp daha büyük bir daire çizebilirsiniz. Şu şekilde çizdim. Merkez ile kuadrant arasında, merkezle kuadranta kesişen bir daire çizmiş oldum. Burada bir ark var. 3 nokta seçiyoruz ve ark dediğimiz şey dairenin bir kenarı yani yayı. 3 nokta seçip bu noktalarda yay oluşturuyorsunuz. Burada bir sürü çeşitli altında seçenekler var görüyorsunuz. Hemen bunu göstermek için ben buraya bir şekil çizeyim. Hemen gördüğünüz gibi buraya bir kare çizdim. Yüzey yüz boyutunda ve ark bastım. Şimdi arka burada bastıktan sonra burada gördüğünüz gibi seçebileceğim noktalar var. Burada midpoint, endpoint, kuadrant ve center açık. Şu an burada midpoint'ini tutup veya endpoint'ini tutabilirim. Şimdi ben burada midpoint'inden tutuyorum. Ardından bana ikinci yani arkın ikinci noktasını soruyor. İkinci nokta için diğerinin ortasını seçiyorum. Ve ardından gördüğünüz gibi o iki noktadan tutan bir ark oluşturmamı yani bir yay oluşturmamı sağlıyor. Gördüğünüz gibi burada nasıl oluşturacağını size bağlı. Bu üçüncü noktası son seçeceğimiz. Burada aslında çapını değiştirmiş oluyorum. Ben çapına 15 gireceğim. 15'i de enter dedim. Gördüğünüz gibi birinci noktasını seçtim. Bu kısımda ikinci noktayı seçtim. Üçüncü noktayı seçmeden çapı girdim ve bu şekilde bir ark oluşturmuş oldum. Bunu ne için kullanabilirsiniz? Bu karenin köşelerini oval yapmak istiyorsunuzdur. Buradan Start Center ve End komutuna basarak başlangıcını tam ortasını center olarak seçeceğim. O yüzden 50 giriyorum karenin bir kenarı 100 olduğu için. Ve ardından bitiş noktasını seçtim. Ve gördüğünüz gibi burada bir kenarına ark çizmiş oldum. Aynısını tüm kenarlarına yapıyorum. Şu şekilde bütün noktalarına yaptım. Burada bir komut göreceğiz hemen atlayarak. Trim komutu. Trim komutu çizdiğiniz çizgileri kesmenizi sağlayan bir nevi bir makas görevi gören bir komut. Trim'e bastıktan sonra mouse'unuz böyle bir şeye dönüşüyor ve burada hangi kenarları keseceğinizi seçebiliyorsunuz. Bakın üzerine geliyorum. Bir çarpı oluşuyor ve onu kesebileceğimi sağlıyor. Bu neden buradan kesiyor? Bakın alt kısmını kesmiyor gördüğünüz gibi. Normalde bu bir bütündür bu çizgi. Bütün bir kare. Ama trimle silmek istediğim zaman sadece burayı kesiyor. Neden? Çünkü bu daire bu karenin bu noktasından bunu kesiyor. Bu noktasından kestiği için ben buradan kolay bir şekilde bu şekilde trimleyebiliyorum. İstersen mouse'u bak şöyle bir çizgi çizerek çizginin üzerinde kalan kenarları da silebilirim. Bu sadece bu dışı için düşünmeyin. İçine de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karenin kenarları daireyi kestiği için dairenin o kesilen kısmın içinde kalan yeri de kesebiliyorum. Bunu hemen size örnek vermek için şöyle bir çizgi çizeceğim. Ardından bir de merkezinden bu şekilde çizgi çizeceğim. Trim komutunu aldıktan sonra gördüğünüz gibi bu aşağıda bir çizgi var. Bu çizginin üstünde ve altında kalan iki çizgi var. Bakın bu düz çizgiyi bu yan geçen çizgi kestiği için yani tam bu noktadan kestiği için bu çizginin üstünde kalan yerleri silebiliyorum gördüğünüz gibi. Bakın bunu da kesiyor. Bunu da silebilirim veya bunu. Çünkü bu onu kesiyor. Yani bu silmek komutuyla hani değil bakın. Buna basıyorum. Şuna basıyorum. Delete yaptığım zaman hepsini siliyor gördüğünüz gibi. Ctrl Z ile geri aldım. Ama trim dediğim zaman sadece bu kısmı kesebiliyorum. Bu komut bu işe yarıyor. Hemen diğer komutlara geçelim. Dediğim gibi arkla bir yay oluşturabiliyorsunuz. Burada bir sürü seçenek var çeşitli. Biz 3 nokta seçerek ark yaptık. Başlangıç, merkez, sonunu seçerek ark yaptık. Ama siz burada bir sürü seçenek görüyorsunuz. Başlangıç, merkez, açı veya başlangıç, merkez, uzunluk bu gibi seçenekleri girerek de açılar oluşturabilirsiniz. Bunu videonun başında söylemeyi unuttum ama bu programı öğrenirken kendiniz denemeniz gerekiyor. Yani benim bunları tek tek burada göstermem sizin için bir şey ifade etmeyecek. Siz bunları programa açıp tek tek deneyerek öğrenmeniz gerekiyor. Bu gibi programları öğrenmenin en iyi yolu budur. Yani siz de bu videoyu izledikten sonra programı açın, bir çizim dosyası oluşturun ve bütün bu komutları tek tek deneyin. Hemen bu kenarına geçiyorum. Kenarında rectangle var. Rectangle'ın yanında da polygon veya rectangle olarak iki seçeneğe ayrılıyor. Buna bastım ve bize diyor ki bir noktayı seç. Bunu anladık zaten. Artık çizim yaparken line'a bastığımızda veya polyline circle arc oluşturacağımızda bize ilk başta bir başlangıç noktası istiyor. Başlangıç noktasına bastım ve bunu böyle çektiğim zaman bu artık bir dörtgen oluşturuyor. Burada isterseniz dikdörtgen, isterseniz kare şeklinde oluşturabilirsiniz. Burada da yine ölçü girebiliyorsunuz. Dediğim gibi klavyeden direkt bastığınız zaman 100 ve tab'e basıyorum. 100 diyorum. Enter diyorum. Ve 100'e 100'lük bir kare oluşturabiliyorum direkt olarak. Burada yine dediğim gibi
Böyle yapıp 200 deyip yerine de 100 deyip böyle bir dikdörtgen oluşturabilirsiniz. Burada bir hatching komutu var. Bu hatching komutuna geleceğiz. Bu hatching komutu iki boyutlu çizimlerde yaptığınız çizime, yaptığınız şekli ortadan kestiğiniz zaman taramanız gereken yerler var. O ayrı bir kısım. Ona yine geleceğiz. Şimdilik bu diğer komutları gördük. Çizim komutlarını circle, arc, rectangle gibi şeyleri gördük. Hemen burada kenarıya geçiyorum. Şuradaki modify komutlarını da gösterip bu videoyu bitireceğim. Biraz hızlı olmaya çalışacağım. Burada gördüğünüz move komutu var. Move komutu İngilizcesi. Move, İngilizce move taşımak demek. Move komutunu seçtikten sonra bize seçmemizi istediği objeleri soruyor. Ben burada şu şekilde yapıp bütün dikdörtgeni seçiyorum ve ardından Enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra bize bir nokta belirlememizi istiyor bizden. Bu nokta isterseniz köşesini belirleyebilirsiniz, isterseniz bu köşeyi. İstediğiniz bir noktayı seçtikten sonra bunu bu noktada tutarak istediğiniz bir noktaya taşımanızı, yani çizdiğiniz şekli taşımanızı sağlıyor. Ben bunu bu köşesinden tuttum. Bunu bu köşesine oturtmak istedim. Bu şekilde bu komutuyla istediğiniz, yani bunun tümünü seçip tekrar Enter'a basıp herhangi bir nokta belirleyip taşıyabilirim. Move komutuyla bu şekilde çizdiğiniz çizimleri taşıyabilirsiniz. Hemen altında copy var. Kopyalamak. Bunu bilgisayardan da biliyorsunuz. Buna bastıktan sonra bize yine obje seçmemizi istiyor. Ve hemen bu şekilde yapıp bütün objeyi seçiyorum. Ve ardından tekrar Enter'a basıyorum. Ve bize tekrar bir nokta seçmemizi istiyor. Yine bu noktayı seçtim. Gördüğünüz gibi. Direkt kopyalamış oldum. Şöyle alt kısmına kopyaladım. Kopyalamaya devam edebiliyorum. Şu şekilde yapıp da şuradan getirip şöyle kopyalamış oldum şekilleri. Burada bunun modu var. Seçtikten sonra Enter diyorum. Mod var gördüğünüz gibi mod. Bu moda bastıktan sonra single veya multiple, yani bir kez veya birden fazla kez olarak seçebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi multiple ayarlı. Single'ı seçtiğim zaman, bir nokta belirlediğim zaman ve ardından kopyalamayı gerçekleştirdiğim zaman gördüğünüz gibi devam etmiyor. Az önce devam etmiştim. Burada hemen move'un yanında rotate, yani döndürme komutu var. Yine seçiyorum aynı şekilde. Enter diyorum. Bir nokta seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu köşeyi seçtim. Artık bu köşeden itibaren döndürebiliyorum. Bu şekilde. Şunu kapatırsam gördüğünüz gibi bu şekilde döndürmüş oluyorum. Şekli tuttuğum noktadan itibaren. Yani bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Böyle seçtim. Enter'a bastım. Buradan seçerek böyle de döndürebilirim. Yani döndürme merkezini seçip Enter deyip ardından döndürüyoruz. Burada hemen altında Mirror, yani ayna modu var. Ayna komutu. Bu aynayı seçtikten sonra burada gördüğünüz gibi örnekte de gösteriyor. Bir masa tenisi raketi oluşturmuş ve o raketin sadece yarısını çizip diğer yarısını kopyalayarak şekli tamamlamış. Mirror'a bastıktan sonra yine obje seçmemizi istiyor. Burada objeyi seçiyorum ve ardından Enter deyip bir nokta seçmemi istiyor yine bana. Nereden aynalayacağına dair bir nokta istiyor. Ben yine bu noktayı seçip gördüğünüz gibi bu şekilde aşağı doğru onu yatay düzlemde yansıtabilirim. Veya şu şekilde yapıp dikey düzlemde aynalayabilirim. Veya şu şekilde istediğim bir yönde yine aynı şekilde aynalayabilirim. Burada diyor ki Erase Source Object. Bu diyor bu önceki olanı sileyim mi diyor. No'ya bastığınız zaman silmez. Yes'e basarsanız siler. Bu videoda da hızlı bir şekilde diğer komutları da görmüş olduk. Bundan sonraki videoda bir çizim üzerinden örnekleme yaparak birlikte çizerek anlatmaya çalışacağım. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Sağ üstteki oynatma listesine basarak diğer AutoCAD eğitimi videolarını görebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve videoya sorularınız varsa yorumda bulunmayı unutmayın. Kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız da ben video attığım zaman YouTube size bildirim gönderecektir. Açıklama kısmına da iletişim adreslerim var. Oradan bana mail atarak ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.